Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir insan tek başına doğru yolu, Allahü Teala'ya giden yolu veya Allahü Teala'nın razı olduğu yolu bulamaz mı? İllaki bir rehbere, bir yol göstericiye mi ihtiyaç var? Bugün bunu sormak istiyorum. Şimdi İslam alimlerden bazıları, mesela İmam Muhammed Maturidi Hazretleri, itikad imamlarımızdan, insan aklıyla düşündüğü zaman bir yaratanını hisseder, anlayabilir buyuruyor. Aklıyla düşünür değil mi? Bakar etrafında. Yaratıcının olduğunu hissedebilir, anlayabilir. Ama ona giden yolu bulamaz. Aklıyla bulamaz yani. Bulamaz. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki biz peygamber göndermeden önce azap edici değiliz ayet-i kerimesini naklederek buyuruyor ki eğer bir rehber, bir kılavuz olmadan insan tek başına mümkün değil. Mümkün değil. Ve ondan sonra birçok şeyler anlatıyorlar. Birçok şeyler var. Mesela bir rehber olmadan kendi başına doğru yolu insanoğlu önünde bir yol gösteren Allah'ın gönderdiği bir rehber olmadan kendi başına doğru yolu bulamamış, hep yanlış yollara sapmış. Ve tarihi inceleyecek olursak deniyor, bakıyoruz insanlar. Rehber yok. Güneşi, ooo demiş bu çok şey hararetli. Hele bir de sahra çölündeysen. Bu bizim tanrı. Bu bizi yakacak. Bundan korunalım. Kutuplara gidiyorsun. Kar, buz gibi falan. Donduruyor. Soğuk işte bizim tanrımız herhalde. Kontrol altına alamıyoruz. O bizi kontrol ediyor. O bizi kontrol ediyor. Evet. Ona tapalım. O zaman bu tanrı. Olsa bir fırtına. Aa diyorsun fırtına tanrısı. Fırtına tanrısı. Denizin yanında, denize bakıyor ki denizde dalgalar 9-10 metre yükseliyor falan. Aa diyor ki deniz tanrısı. Gece ay çıkıyor. Aa diyor bu da farklı. Bir de ay tanrısı değil mi? Gece gece çıktığına göre. Ve bunların her birini, hatta Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ı annesi mağarada dünyaya getirdi. Kapısını da kapattı. İşte öyle 5-6 yaşları, yaşını tam hatırlayamıyorum da işte biraz düşünebilecek, konuşabilecek duruma geldi ki gece bakıyor ki yıldızları görüyor. Yıldızları görüyor falan. En büyüğüne diyor ki bu mu ki falan derken ay doğuyor. O diyor. En büyük bu diyor. Benim tanım bu olsa gerek. Sonra sabaha doğru bakıyor ki ay da gidiyor, yıldızlar da gidiyor, güneş geliyor. Bu hepsinin üstünde diyor. Bu olması lazım diyor. Tanrı. Ve ondan sonra akşam olunca batınca bir görünüp bir kaybolan tanrı olmaz diyor ya. Tam böyle tanrı olmaz. Tam bana lazımken kayboldu. Kayboldu. Tanrı olmaz. Daha bir rehber yok daha. Evet peygamber olacak, öyle yaratıldı. Ama muhakemesi yani diğer insanlardan farklı. Diğer insanlardan farklı. Bunlar da anlatılmış. Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş. Dolayısıyla bir şey anlatılmak istiyor. Yani insan önünde bir kılavuz, bir rehber, bir yol gösteren olmadığı müddetçe doğru yolu bulamaz. Ben bulurum diyor şimdi zamanımızdakiler. Bulamazsın arkadaşım. Mümkün değil. Aklıma göre. Ya senin aklın nedir ki? Herkesin aklı şu kadar bir şeydir yani. Belli bir sınırı var. Tabii. Onun dışında anlamaz ki. Bilemez ki. Onun dışı bilemez, anlamaz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Allah Teala'dan en çok kim korkar? Alimler buyuruyor. Ama hakiki alimler öyle uyduruk kaydırık değil. Etiketli veyahut da sarıklı cübbeli kendisini alim zannedenler değil. Hakiki alimler Allah Teala'dan korkar. Çünkü onlar ilimleriyle Allah Teala'nın kudretini her an müşahede etmeye başlıyorlar. O müşahedeler neticesinde yaratılanların içerisinde zerre bile olmadığını görüyor. Bir kıymeti harbiyesinin bulunmadığını yakinen görüyor. Bana verdiği bu şeylerin hepsini bir anda alabilir. Alabilir mi? Alabilir. Alabilir. Kafanı bir yere çarparsa beyin kanaması olur, hafızan gider. Ne oldu? Efendim işte bir dünya çapında ben profesördüm falan. Ha, ne oldu? Bir işe yaramıyorsun şimdi değil mi? Gitti. Hafıza gitti. Efendim işte çok dünya çapında birinci geldi güzellikte falan. Ha, bir kaza geçirdi. Yüzü, gözü, vücudu değişik yerlerde falan insan içine çıkamaz hale geldi. Ne oldu? Bir şey kalmadı.
Bir şeyin kalmadı değil mi? Ya da başka bir hastalık oldu, ya da bir cilt hastalığı verdi. Senin vücudun insanların içine çıkamaz hale geldi. Dolayısıyla hiçbirisini kontrol edemiyorsun. Seninle alakalı değil. Seninle alakalı değil. Ben yaparım, ben ederim, ben şey yaparım falan yok. Öyle yok. Hepsinin bir sahibi var. Ama bu sahibe, bu yaratana insan tek başına ulaşamıyor. Bunun için Allah-u Teala yarattığını iyi bildiği için Adem Aleyhisselam'ı ilk insan olarak yaratmış ve peygamber olarak göndermiş onu. Yani insanların başında rehber var. Hani bize ilkokulda, ilkokul, ortaokulda falan anlatıyorlardı ya. O şeyin, materyalist felsefenin uydurduğu bir tarih var. Taş deviriyorsun, taş deviriyor, yani. Cilalı taş deviriyor. Uyduruk kaydık bir şey. Uyduruk kaydık. Sırf Adem Aleyhisselam'ı, yani insanların başında Adem Aleyhisselam olmadığını kabul ettirmek için bu taş deviriyorsun, taş deviriyor falan diye. O zaman daha çocuktum ben. Çocukken böyle düşünürdüm falan. Dedim, insanlar konuşmayı nasıl öğrenmişler? Nasıl öğrenmişler? Bir de bir sürü diller var. Bir de bir sürü diller var. Yani şimdi ben ca-cu dedim, Türkçe oldu. Sen ha-hu dedin, İngilizce oldu, öyle mi? İngilizce oldu. Ya, kurallı bir dil oldu yani. Hem de kurallı ca-cu bir dil. Derken kurallar falan oldu. Kurallar falan. Tesadüfen. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle. Çünkü Adem Aleyhisselam'a kitap indi. Okuyup yazma biliyordu. Biz Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Allemen Adem'e buyuruyor. Adem Aleyhisselam'a öğrettik. Hatta melekler dediler yani, bunu yarattın da ya Rabbi falan. Yosuma soru soru. Ha, Adem Aleyhisselam Adem Aleyhisselam sordular. Sordular cevap verin. Sordular cevap verin. Sordular cevap. Adem Aleyhisselam'a Allah Teala şimdi sen onlara sor. O sordun. Biz bilmiyoruz dediler. Sordular cevabını biz bilmiyoruz. Ondan sonra Allah Teala buyurdu ki ben ona öğrettim, ben ona bildirdim. Yani melek de olsa Allah Teala bildirmediği müddetçe bilemez, yapamaz. Yol gösteren olması lazım. Onun için Allah Teala daha insanın başında yol göstericiyi yarattı. Ondan sonra 124 binden fazla peygamber gönderdi. Bu peygamberlerin varisi olan alimler yarattı. Bunlar kitaplar aynı şekilde yazdılar. Dolayısıyla bu peygamberler, bu peygamberlerin varisi olan alimler ve o alimlerin kitapları bizim rehberimizdir, yol gösterenimizdir. Dolayısıyla kendi kafana göre, kendi kafana göre uyduruk, kaydırık şeyleri efendim din diye veyahut da ibadet diye yaptığın şeylerin hiçbir kıymeti yok. Hiçbir kıymeti yok. Hatta İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde biz peygamber göndererek bildirmeden önce azap yapıcı değiliz buyuruyor Cenab-ı Hak. Mutlaka peygamber göndermiştir. Peki yeryüzünün her tarafına, kızıl derilisine de, sarı ırkına da, yeşil ırkına da, varsa yeşil bilmiyorum da, mesela siyah ırkına da neyse, hepsine göndermiştir buyuruyor. Gönderilmedi. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri hayattayken o zamanki yaşayan talebeleri sormuşlar. Yani demişler, Hindistan mahrum, yani peygamber gönderilmemiş. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, peygamber, Resul, Nebi, bunlar diyor, Arabi kökenli kelimeler. Arabi kökenli kelimeler. Hint dilinde bunlar başka anlamda kullanılıyor. İsterseniz diyor, Hindistan'a gönderilen peygamberlerden bazılarının kabrini size gösterebilirim buyuruyor. Size gösterebilirim. Yani Hint dilinde ne diyordu? O dilde geldi çünkü. Onların içinden gönderdi Cenab-ı Hak. Kızılderenin içerisine de gönderdi. Yani Cenab-ı Hak rehber göndermeden, ben peygamber göndermeden azap edici değilim buyuruyor. Onun için de İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri buyuruyor ki, peygamber gönderilmemiş, yarın mahşer günü, hatta şeyi de söylüyor önce, bir talebesi soruyor da, kafir çocuklar, sabiyken ölüyor. Bunlar diyor, ahirette nice olur. Cennete girmek iman karşılığı. Cehennem de inkarın karşılığı. Bu çocuklarda diyor iman yok cennete gitsinler. İnkar da yok cehenneme gitsinler. Bunlar hayvanlar gibi yok edilir buyuruyor. Hayvanlar gibi. Hatta buyuruyor İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri. Mesela peygamber gönderilmemiştir. Sibirya'nın uçlarında bir şey duymamıştır. Veyahut da Afrika'nın ortalarında bir şey duymamıştır. Görmemiştir, işitmemiştir. Doğmuş, büyümüş, yaşamış, ölmüş. Bunlar da yarın mahşer günü diriltir. Kendi aralarındaki hakları alır. Sonra da hayvanlar gibi yok edilir buyuruyor. Çünkü Allah-u Teala bir rehber göndermeden hesabı çekmez. Ve diğer insanlar da başlarında bir rehber, bir yol gösteren, bir kılavuz, bir mürşit deniyor kitaplarda. Olmadan doğru yolu bulamaz, Allah-u Teala'nın rızasına kavuşamaz ve oraya ulaşması da mümkün değil. Ki mesela İslam dünyası, Peygamberimizle kendisi sohbet ediyordu. Sonra Ashab-ı Kiram dünyanın her tarafına dağıldı, onlar sohbet etmeye başladı. Tabi'in, tebe-i tabi'in. Ondan sonra İslam alimleri, Evliya-i Kiram, medreseler, dergahlar vasıtasıyla Bu devam etti. Başka türlü mümkün değil. Efendim ben oturduğum yerde işte bana vahiy geldi falan. Yok olmaz öyle şey. Vahiy mahiy falan yok.
Yani İslamiyet'i öğrenmek için mutlaka bu rehberlere müracaat etmek şarttır. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah için dost olan kimseyi Allahü Teala cennette hiçbir ameliyle ulaşamayacağı yüksek dereceye yükseltir. Sahibi Avarif İmam-ı Sühreverdi'nin Limen kâne lehu kalbün ayetini tefsiri. Bu suredeki nasihatler idrak sahibi kalbi olan içindir. Kaf suresi 37. ayet. Sahibi Avarif. Sahibi Avarif'in, Avarif kitabının sahibinin, vasıl olan nihayete kavuşan Sofi'nin, Kur'an-ı Kerim okumakta, Musa aleyhisselama ağaç cihetinden gelen kelam-ı ilahi gibi olmasının takriri. Sahibi şuhud olanlar, şuhud sahibi olanlar, erbab-ı temkindir, temkin ehlidir. Sahibi mükâşefe olanlar, ehli telvindir. Mükâşefe sahibi olanlar, telvin ehlidir. Bilmek istersen seni, can icre ara canı. Bilmek istersen seni, can icre ara canı. Geç canından bul anı, sen seni bilsem seni. Geç canından bul anı, sen seni bilsem seni. Kim bildi efhalini, ol bildi sıfatını. Kim bildi efhalini, ol bildi sıfatını. Onda gördü zatını, sen seni bilsem seni. Onda gördü zatını, sen seni bilsen seni. Bayram özünü bildi, bileni anda buldu. Bayram özünü bildi, bileni anda buldu. Bulan ol kendi oldu, sen seni bilsen seni. Bulan ol kendi oldu, sen seni bilsen seni. Dinde yapılması yasak edilenlerden mümkün olduğu kadar sakınmalıdır. Allahü Teala'nın razı olmadığı şeyleri öldürücü zehir bilmelidir. Kusurlarını düşünüp bunları yaptığına mahcup olmalı, utanmalıdır. Pişman olup üzülmelidir. Hiç günah yapmamaya karar vermelidir. Bu üzülmeye ve karara tövbe etmek denir. Günahlarını affetmesi için Allahü Teala'ya yalvarmaya istiğfar etmek denir. Allahü Teala'nın beğenmediği şeyleri utanmadan, sıkılmadan söyleyen ve yapan Allahü Teala'ya karşı durmuş, inat etmiş olur. Bu inatları hemen hemen onları İslamiyet'ten çıkarır. Haramları büyük günah ve küçük günah diye ikiye ayırmışlar ise de, küçük günahlardan da büyük günah gibi kaçınmak, hiçbir günahı küçümsememek gerektir. Çünkü Allahü Teala intikam alıcıdır ve ganidir. İstediğini yapmakta hiç kimseden çekinmez. Gazabını, düşmanlığını günahlar içinde gizlemiştir. Küçük sanılan bir günah, intikamına, gadabına sebep olabilir. Küfürden ve bid'atten başka günahlar ikiye ayrılır. Birinci kısım, Allahü Teala ile kul arasında olan günahlardır. İçki içmek, namaz kılmamak
ve bunlar gibi. Bu günahların büyüğünden ve küçüğünden çok sakınmalıdır. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, bir zerrecik, yani çok az bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir. Günahların hepsi, Allahü Teala'nın emrini yapmamak olduğundan büyüktür. Bir küçük günahı yapmamak, bütün cihanın nafile ibadetlerinden daha sevaptır. Çünkü nafile ibadet yapmak farz değildir. Günahlardan kaçınmak ise herkese farzdır. Büyük günahlardan kaçınabilmek için başka çare yoksa küçük günahı işlemek caiz olur. Yahya Efendi. Ülkemizin en bereketli, dünyanın sayılı maneviyat merkezlerinden olan güzel İstanbul'umuzu şereflendirenlerden biridir o. Kökeni Amasya'dır ama o Trabzon'da 1494 yılında gelir dünyaya. O Trabzon'da kadılık yapan babası dolayısıyla önde gelen bir ailenin çocuğudur. Takdir-i ilahi aynı yıl ve aynı haftada kıtalara yayılacak haşmetli Sultan Kanuni Sultan Süleyman da Trabzon'da gelir dünyaya ve süt kardeşi olurlar Yahya Efendi ile. O zaten bir kadının oğludur. İlimle haşır neşir olan bir ailenin çocuğu olarak ilkin babasından sonra diğer alimlerden ders alır. Fakat gönlü de aklı da asitanededir. Çünkü dünyanın her tarafından alimler İstanbul'a koşmaktadır. O da gelir aşık olduğu mübarek şehre. Önce Zembilli Ali Efendi'den ders alır ve ilim meclisinin birinden kalkar, diz çöker bir diğer alimin huzuruna. İlim elbette amelle kıymetlidir ve dahi manevi olarak yükselmek için evliyanın nazarlarına muhatap olmak, onların kalbine girmek şarttır deyip çok çalışır. Hayatının her anında sünnet-i seniyyeye göre yaşar. Hocalarının gönlünü kazanır. Evliyanın gönlüne girince, o gönüllerdeki sırlara şahit olur ve manevi olarak terakki eder. Sonra tarihteki zamanının en büyük üniversitesi konumunda olan Sahn-ı Seman'da müderris olarak göreve başlar. Emekli olunca Beşiktaş'ta satın aldığı deniz kenarındaki bahçesinde bir ev yaptırır. Yanına da bir mescit. Sonra hamamlar, medreseler inşa eder. Boş gelenler dolu döner. Gönüller yaparlar gittikleri diyarlarda. Yahya Efendi gibi büyükler, haşmetli ve dünyaya meydan okuyan Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin çimentosudurlar. İnsanları kaynaştırır, ilim, edep, marifet yayarlar dört bir yana. Devlet erkanı, mülki erkan, onun duasını almayı saadet bilirler. Gemicilerin tehlikelerle dolu yolculuklarındaki kutup yıldızı, yine onun dualarıdır. Hatta bir gün bir Hristiyan gemici deryada büyük bir fırtınaya tutulur. Yahya Efendi'ye muhabbeti vardır elbet. Der ki kendi kendine, ey her şeyi yaratan, Yahya Efendi hürmetine kurtar bizi bu tehlikeden. Birkaç saat sonra kurtulduğu fırtına neticesinde İstanbul'a demir atar. Denizcinin sırtında kendince pek makbul saydığı bir fıçı şarap vardır. Yahya Efendi'ye götürünce daha dergaha varmadan Allahü Teala'nın kudretiyle şarap nar suyu olur. Bu açık keramet karşısında hak din olan İslamiyetle şereflenir. Eski apostol değişir, alarak Esedullahil Galib'in ismini Ali olur adı. Yahya Efendi'nin bereketiyle ve pek büyük bir şerefe daha nail olup ölünce büyük velinin ayak uçlarına yatma saadetine kavuşur. Bir başka menkıbesi de şöyledir Yahya Efendi'nin. Kanuni, süt kardeşi Yahya Efendi'yi bir gün saltanat kayığıyla gezmek için davet ettiğinde, Yahya Efendi, yanında sultanın hiç tanımadığı birini getirir. Sultan bunu kabullenmekle birlikte hayretini gizleyemez. Yahya Efendi ile gelen kişi,
pek bir heybetli ve vakurdur ve sultanın yüzüğüne takılmıştır gözü. Kanuni Sultan Süleyman Han yüzüğünü çıkarıp o kimseye uzatır ve pek dikkatinizi çekti. Buyurun yakından bakın. İşte o anda o yabancı kimsenin beklemediği bir hareket yapar ve Cihan Sultanı'nın yüzüğünü denize atar. Sultan dahil herkes hayretler içindedir. Sahile yanaşıldığı sırada o zat elini atar denize bir avuç su alır. Sultanın yüzüğü avuçlarının içindedir onun. Ve bir anda esrarengiz şahıs kaybolur gözlerden. Kanuni süt kardeşine dönüp, ağabey neler oluyor diye sorunca, Yahya Efendi'nin cevabı Kanuni Sultan Süleyman'ı bir daha şaşırtır. O Hızır aleyhisselamdı der ve ekler Yahya Efendi. Sultanım, o kendisini hal ilmiyle tanıttı. Fakat siz tanıyamadınız der. Yine bir gün koyunlarını aramakta olan bir gayrimüslim komşusu Yahya Efendi'nin dergahına gelir. Ve bu gayrimüslim adam kendi kendine şöyle bir imtihana tabi tutar aklı sıra Yahya Efendi'yi. Eğer bana bal, taze ekmek ve tereyağı ikram ederse onun hak din üzere olduğunu anlarım der. Yahya Efendi onu görünce tebessüm eder ve mutfağa seslenir. Komşumuza bal, tereyağı ve taze ekmek getirin, der. Bu açık keramet üzerine Hristiyan olan komşusu, oracıkta kelime-i şehadet getirip Müslüman olur. Ömrü, din-i İslamiyete ve din-i mübinin bekçisi, adalet ve medeniyet timsali, Devlet-i Aliye-i Osmaniye'ye hizmetle geçen Yahya Efendi, miladi 1569'da vefat eder ve kendi adıyla bilinen caminin yanına defnedilir. İstanbul'un manevi yıldızlarından Yahya Efendi buyurdular ki, kimse kimsenin nasibini alamaz. Alayım dese bile buna yol bulamaz. Allahü Teala'dan ona kulluk yapmayı, emrine itaat edip hep onu anmanız nimetini, kaderine teslim olmayı dileyiniz. Namazın mekruhları. 1. Boynunu eğerek iki yanına bakmak. 2. Üzerindeki bir şeyle oynamak. 3. Özürsüz elleriyle secde yerini süpürmek. 4. Erkekler ellerini ayakta göğsü üstünde, secdede göğsü hizasında tutmak. 5. Parmaklarını çıtlatmak. 6. Özürsüz bağdaş kurup oturmak. 7. Secdede bir ayağını kaldırmak. 8. Büyüklerden birinin yanına varamayacağı kirli esvab ile namaz kılmak. 9. Kişinin yüzüne karşı namaz kılmak. 10. Ateşe karşı kılmak. 11. Bedeninde ve libasında resm, suret bulunmak. 12. Özürsüz esnemek. 13. Ellerini yenlerinden çıkarmadan kılmak. 14. Kelpler gibi inciklerini dikerek oturmak. 15. Gözlerini yummak. 16. Ellerini kıbleden çevirmek. 17. Cemaatle kılarken, önünde boş saf varken geri safta kılmak. Eğer yanında kimse varsa, tenzihen kerahet, yalnızsa tahrimen kerahet olur. Bu takdirde vacibi terk etmiş olur. Noksanın cebri için o namazın iadesi lazım gelir. 18. Önünde hâil yok iken kabre karşı kılmak. 19. Necasete karşı kılmak. 20. Bir er ile bir avret yan yana durup başka namaz kılmak. 21. Ayak yolu haceti var iken sıkıntılı namaz kılmak. 22. Rükûdan kalkıp dikildikten sonra secdeye varırken özürsüz olarak
önce ellerini yere koymak. 23. Bir rükünde iki kere bir yerini kaşımak. Eğer bir rükünde elini kaldırarak 3 defa kaşırsa, namaz fasit olur. 24. İmamdan önce rükûa varmak. 25. İmamdan evvel rükûdan kalkmak. 26. İmamdan evvel secdeye varmak. 27. İmamdan önce secdeden kalkmak. 28. Özürsüz bir şeye dayanıp kalkmak. 29. Secdeden kalkarken ellerinden evvel dizlerini kaldırmak. 30. Yüzünde ve gözünde bulunan tozları süpürmek. 31. İkinci rekatta evvelki rekatta okuduğu sureden sonraki sureyi atlamak. 32. Birinci ve ikinci rekatlarda aynı sureyi okumak veya bir rekatta aynı sureyi iki kere okumak. Nafile namazda caizdir. 33. İkinci rekatta birinci rekatta okuduğu surenin evvelindeki sureyi okumak. 34. İkinci rekatta birinci rekatta okuduğu zamm-ı sureden 3 ayet miktarı ziyade okumak. 35. Özrü olmadığı halde bir yere dayanarak eğilmek veya kalkmak. 36. Sinek kovmak. 37. Kolları sıvalı, omuzları, ayakları açık olarak namaz kılmak. 38. Sahrada sütreyi terk etmek. 39. Geçit yerinde namaza durmak. 40. Rükûda ve secdede parmaklarıyla tesbihleri saymak. 41. İmam mihrabın içinde olup bir perde çekilse büsbütün içeride kalacak mertebede mihrapta olmak. 42. İmam yalnız olarak cemaatten bir ziradan fazla aşağıda veya yüksekte bulunmak. Bir zira takriben yarım metredir. 43. İmam mihraptan başka yere durmak. 44. Namaz arasında amini cehr ile söylemek. 45. Kıyamda okuduğunu rükûda tamamlamak. 46. Rükûda okuduğunu kıyamda tamamlamak. 47. Özürsüz bir ayağı üzerine durmak. 48. Namazda sallanmak. 49. Isırmayan kehle ve benzerini öldürmek. 50. Namaz içinde bir şeyi koklamak. 51. Başı açık kılmak. Hacılar ihramda baş açık kılar. 52. Kolları açık namaza durmak. 53. Ayakları çıplak olarak namaza durmak. Hatunların ayağı açık namaz kılması bir kavle göre mekruhtur. İkinci kavle göre namazı bozar. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Suriye'nin Şirin güzel ili, Şirin kelimesi yetmiyor, bir de güzel diyeceğiz efendim. Halep'ten sesleniyorum. Suriye Turizm Tanıtma Bakanlığı'nın destek ve katkılarla yapmakta olduğumuz programlarımızın bugünkü bölümünde Camiel Osmani, yani Osmaniye Camii'nin artık son cemaat yeriyle, bundan önceki programda medreselerini tanıtmaya çalıştım. Son cemaat yeri, minaresi, taç kapısı ve harim bölümünü inşallah sizlere anlatmayı yetiştirmeye çalışacağım. Minaresi bir kere çok güzel. Halep'in en yüksek minaresi deniyor. 30 metre yüksekliği olduğu söyleniyor. Biz ölçmedik. Ölçme imkanımız da yoktu. Tamamıyla kesme taştan.
İstanbul'da, Bursa'da gördüğünüz Osmanlı minarelerinin birebir aynı. Tabii minare aynı olur da bir de oturduğu mekanda her taraftan görülse çok güzel oluyor. Bab-ı Nasır denilen 12 kale kapısından birazcık ayakta kalabilmiş olan 8 tanesi var. Onlardan biri var Bab-ı Nasır. Nasır kapısı, zafer kapısı, nusret kapısı gibi. Bu kapıya çok yakın bir kere. Eğer turlarla geliyorsanız, söylerseniz ya bizi bir Bab-ı Nasır'a götürür müsünüz diye sizi getirdiklerinde hemen kime sorsanız orada nerede Osmaniye Camii işte burada diyecekler. Girince de inşallah bizi hatırlarsınız diyorum. Minaresi çok güzel ve caminin ana yapısına bitişik ama minare ile caminin harim kısmı arasında taphane denilen bir bölüm var. Bu bölümün şimdi kıblenin tersi istikameti yani iç avluya bakan kısmına camekan yerleştirmiş. Her ikisine de. Bu bir Hicaziye değil, son cemaat yeri değil. Yani cami kapalıysa gelip geçen yolcu orada kılsın diye değil. Orası taphaneydi. Taphane demek, imaret var ya burada benim. Fakir fukara, memleketinde zengin ama burada Halep'te garipken fakir kalmış. Dilenecek mi? Dilenmeyecek. Gelecek bir imarete, ben 3 gün kalabilir miyim? Burada bir taphaneniz var mı? Var diyecekler. Buyurun, burada ye iç yat, namazlarını burada kıl. Ondan sonra da memleketine git. Hasta, iyileşme dönemi, nekahet dönemi yaşıyor. Ama yola dayanamayacak. Biraz daha böyle vücudunun toplaması lazım. Buyur, imarette 3 gün, 5 gün toparladıktan sonra hadi selamette. İmarette yemek pişiyor. Burada kişi yatıyor. Tuvaletine caminin içe girmeden dışarı çıkması lazım ki abdestsiz olduğunda, sabah kalktığında abdestsiz camiye girmek uygun değil. Yani bir velev ki abdest alma yeri içeride de olsa, çok zaruret yoksa bunu yapmamak lazım. Bugünlerde birçok yerde camilerde görüyorum sıcak su tertibatı konduğu gibi bir de abdesti aman kapalı yerde alsın diye caminin içine de taşıyoruz. Bilemiyorum artık. İnsanlar oraya abdestsiz girmiş oluyorlar. Onu da din adamları bilecekler. Bu son cemaat yerinde 2 tane mermer sütun burada, 2 tane mermer sütun da burada. Bir kubbe bunun üstünde. Hepsi toplam 3 kubbe. Fevkalade güzel. Mimarı da böyle bir çapraz tonoza falan burada gitmemiş veya beşik tonoza gitmemiş. Caminin yapısı, ana yapı çok güzel böyle seçme taşlardan kesme olarak hazırlanmış, konmuş ve Halep'te o kadar zelzele olmuş. Bazı camilerin minareleri kubbenin tepesine düşmüş. Efendim, Adiliye'de mesela olmuş. Ama hasar da vermiş. Bunda hiçbir şey yok. Bu cami Halep'te olan 1728'den sonra olan 1855'te falan bayağı şiddetli zelzele olmuş. O zamanlardan hiçbir zarar görmemiş. Yapımı dengeli, ustası mı çok manen zengin bir insandı, yaptıran efendim niyetini çok güzel mi ayarladı, orasını bilemem. Şimdi buradan taç kapıya geliyoruz. Sade bir taç kapısı var ama haşmetli. Şu taç kapıdaki ahşabın bendeniz yapıldığı dönemden kalma ihtimalini rahatlıkla söylüyorum. Yani bu kapı 300 senelik var mı var. Yağmur görmüyor. Yaş görmüyor. Herhangi bir tahribatı yok. Günde o zamanlar için yapıldığı zamanı söylüyorum. Sabah namazında açılıyor. Yatsı namazında kilitleniyor. Ha şimdi her namaz vaktinde kilitleniyor. Ne yapalım efendim? Devir böyle getirdi. İnsanlar böyle hayrat eseri iyi kullanmazlarsa mecburen imamı müezzine aman camiden bir şey gitmesin. Ben mahcup durumda kalmayayım. Suçlu olmayayım diye mecburen kilitliyor. Üzerinde bir güzel kitabesi var. Kitabenin üstündeki kısım köşeli olarak bir eyvanımsı yapılmış. Yani tam bir kavsara yarım kubbe şeklinde yapılmamış. O da artık ustanın ayrı bir
görüşü olur. Yine diğer Osmanlı camilerinde Halep'te olduğu gibi ikinci bir kapı var ki içerinin sıcağı dışarıya, dışarının soğuğu içeriye birdenbire girmesin diye bir ikinci bu kapılar ekseriyetle çarpmalı kapıda olabiliyor. Açılıp sabitlenebiliyor da burada o kapılar da var. Şimdi girdik harim efendim. Caminin harim kısmına girdik. Çok ferah bir harim kısmı var. Hiçbir zaman ortalarda payeler yok. Yanlardaki dörder tane payeye bütün yükü bindirmiş mimarı. Efendim bu yanda da öyle, bu yanda da öyle. Ve duvarlarda da bunları gizlemiş. Ayrıca da orada da cemaate bir yer gene ayırmış efendim. Enteresan bir yapı. Kubbe çapı 15-16 metre civarındaki Halep'teki büyük kubbelerden sayılır. Yani önlerde gelir. Kubbe kasta bir adam boyu yüksekliği var efendim. Kubbe kastanın. Ve üzerine de bir de pencereler koymuş. Şimdi kubbe kasta demek kubbenin ağırlığını taşıyan yer demek. Buna her koyacağınız pencere o kastağın kubbeyi taşıma gücünü o pencerenin genişliği kadar azaltır. Bunu her mimar koyamaz. Sanatını çok iyi bilen, yaradanına sığınan mimar da böyle pencereleri 16 tane serpiştiriverir üzerine efendim. Yan pencereler değil mi? Üstteki kubbedeki pencereler diyorum. Şurada güzel bir müezzin mahfili var üst tarafta. Çok yüksek tutulmuş müezzin mahfilinin yeri. Sadece kalabalık namazlarda müezzin efendi orada yine bir 8-10 kişiyle cemaate iştirak edecek durumda yapılmış. Sağ baştan başlıyoruz böyle efendim. Burada Halep'te zaman zaman namazlarda pantolonlu namaza durmak yerine bir cübbe giyerek kıyafetini biraz daha derli toplu halde tutmak için bir adet gelişmiş. Kerimiye Camii'nde bu 100'e yakın cübbe vardı. Burada ise 8-10 tane görüyoruz. Arzu eden onları kılıp namazını daha rahat bir şekilde secdesinde daha rahat yaparak kılıyor. Pencere kapaklarında size bir kapak şimdi inşallah müsait göstereceğim. Birisine sebil konmuş, birisine klima konmuş. Kaldırın da bu düzeni bozalım da gelin şunu yapalım demek de bize yakışmadı. İki yanda bu payelerin duvara birleştiği yerdeki bu caminin bir özelliği de duvarlarının kalınlığı 106 santim kadar var. 106 santim. En kalın duvarlı camilerden birisi. Bir de paye konmuş. İki payenin arasına bir sedir meydana getirmiş mimar. Orada da rahat böyle iki saf, ikişer kişi namaz kılabiliyorlar. İşte ayağı ağrıyanlar için tam birebir yer efendim. Yani kaç tane ayağı ağrıyan cemaat var? Sandalye dolu görüyorsunuz her yerde. Bazı camilerde koltuklar görüyoruz. Burada kıbleye doğru ayağını uzatır, rahat bir şekilde oturur, namazını kılar. Sandalyede namazı biz görmedik de, okumadık da ama şimdi herkes, bütün Halep'i dolaşıyor adamcağız. Ayaklarından bir sıkıntısı yok. Camiye geldiği zaman sandalyede namaz kılmak onun için bir lüks tarifi oluyor sanki. Şurada minberin güzel bir kapısı var. Bu kapının da orijinal olduğunu zannediyorum. Üst taraflara da kale kapıları gibi kabaralar konmuş ve kündekari tekniği ama üzerindeki boya tıpkı taç kapıda olduğu gibi epey bir kalınlaşmış. Olmasa olur muydu? Olurdu tabii. Burada bir minber var. Üzerinde de bütün bu caminin kapılarında ve mihraplarında gördüğümüz yazının kaligrafisi aynı hattatın elinden çıktığını gösteriyor. Besmele-i Şerifler artık işte tanıyor onu. Bu böyle hafif harfleri uzata uzata ve yasıltarak yazmış. Ama hurufatı hiç bozmamış. Bugünkü yazılara bakıyoruz, hurufatı bozanlar da oluyor. Efendim benim anladığım kadarıyla bazı yerlerine baktım bu minberin. Bu minber beyaz mermerden gibi efendim. Evet. Olur mu? Olur. İşte boyadır, odur, budur. Böyle bir vernikli bir sarı şeyle onu kapatmışlar. Çünkü Halep'te sarı taşlardan çok yapılmış. Ama şu kısımlar, şu silmeler olduğu gibi, şu korkuluk kısmı mutlaka mermerden de efendim. Bazı yerlerde emarelerini gördüm.
Gerisine bir şey demiyorum. Keşke olmasaydı. O beyaz mermeriyle şöyle bir insanın gözüne parlasaydı bence çok güzel olurdu. Bu mihrap normal bir Osmanlı mihrabı. Yanında süt hücreleri var. Efendim kum saatleriyle beraber. Girintisi fazla değil. Kavsarası öyle bir istiridye kabuğu şeklinde falan düşünülmemiş. Bu mihrap daha yüksekti diyorlar. Öyle işittik. Yüksekti. Fakat Halep'e gelen bir vali bu kadar yüksek mihrap olur mu demiş. Güya alçaltmış. Bilemiyorum. Ben de söyleyenin yalancısıyım. Şimdi şurada bir tane demir halka var. Buraya yerleştirilmiş. Bunun işi neydi diyeceksiniz. Bunun bir eşi daha olması lazım yukarıda. Şuralarda da bulunabilir. Bazı demirler dövülmüş ki kaybedilmiş yani içinde. Şurada iki tane şimdi kehreba diyorlar burada elektriğe cereyana. Elektrik lambası konmuş. Bir şamdan var. Bir de burada var iki. Bu iki şamdan mihrabın iki yanında olurdu. Ve bu şamdanların şurasına mum oturtulurdu. Mum. Bu mumlardan bazıları insan boyunda, bazıları insan boyundan daha fazla olurdu. Bazıları bunun kadar kalın olur, bazıları daha da geniş olurdu. İnce olanları, bunlar için olanları 250 kilo kadar gelirdi mumu ağırlığı. Devletin mumhaneleri vardı, oralarda imal edilirdi. Daha büyükler ise 750 kilograma kadar çıkıyor. Ben şimdi sizlere bir de pencere kepengi göstereceğimi söylemiştim. Ona da şimdi şöyle çıkayım. Burada iki husus sizlere arz edeceğim. Birisi pencere kepenkleri. Şu. Böyle çektiğim zaman rahat bir şekilde hafif bir hareket verince geldi. Bakın buradan da ötekini önce kapatıp da onun parçasını da buraya denk getirdiğimizde şuradan bir demir mil soktuğumuzda bu kepenk gayet emniyetli bir şekilde kapanıyor. Bunun da caminin yapıldığı dönemden kalma olduğu %99 ihtimal. Şurada iki tane mihrabiye meydana getirilmiş. Diyeceksiniz ki burada bir mihrap var, burada mihrabiye niye? Bu şöyle olabilir. Yani 2-3 kişi gelmiştir yoldan, namaz kılacaklar. Caminin ortasında, hele bir de bazıları çok uzakta, kapının yanında duruyor. Önünden geçebilirseniz geçin. Benim başıma geliyor da bunlar onun için. Böyle yerlerde rahat bir şekilde az insan cemaatle namaz kılabilir. İşte ayağı ağrıyanlara mükemmel bir taht efendim. Ayağın bükülmüyor. Bükülmesin kardeşim, çık buraya, ayaklarını uzat kıbleye doğru, namazını kıl. İnerken de yardıma da ihtiyacın yok. İşte bu camiyi size daha da detaylı anlatmayı isterdim ama hakikaten çok güzel yapılmış. Anlat anlat iki bölüm, iki günlük bir anlatımla ancak bir yere kadar getirebildik. Gerisi siz geleceksiniz efendim. Burada bu Osmaniye Camii'ni veya Camiel Osmaniye'yi arayacaksınız, soracaksınız, tur rehberinize diyeceksiniz. İlla biz oraya da gideceksek geliyoruz sizinle. O zaman sizin programınıza burayı da dahil eder. Geliniz bu camiyi rahat bir şekilde görün. Buraya ulaşması da kolay. Hemen yakında ana caddeler geçiyor. Araçların park etme yerleri de var ufak tefek de olsa. Artık gerisi size düşüyor. Hoşça kalınız efendim.